Beni nereye getirdin? He? İttirme. Cevap versene. Amca, sana babam olduğunu söylemiştim. Babam yaşıyor. Hey, ben senin baban falan değilim, tamam mı? Bir insan oğlunu tanımayacak kadar çok içmemeli. Şuna bak. Bak şuna. Tanıdın mı? Ve sen hala ne cesaretle babam olmadığını söylersin. Benim kimseden korkum yok. Ne dediysem doğru. Baban değilim. Kes sesini. Bağırma. Oğlum uyuyor. Yani senin torun. Uyandırma onu. Oğlum bile yokken torunum nasıl olsun? Ah, yapma. Amca, sana gösterdiğim o fotoğraf vardı ya. Fotoğrafı getirir misin? Git. Git getir onu. Bana ne göstereceksin ha? Bak şuna. Bak dedim. Tanıdım. Bu ben. Bu da aynı. Ve bu... Bu sensin. Hatırladın mı? Evet. Bu benim. Babam olduğunu kabul ettin mi? Neyi? Neyi kabul edeyim? Babam olduğunu. Ben yetim değilim. Ama sen bencil bir babasın. Daha kötüsü sen çok kötü bir kocasın. Korkaksın. Kötü geçmişimin sebebi sensin. Hepsinin sebebi sensin. Annem... Annem senin yüzünden öldü. Öldü mü? Annenin öldüğünü kim söyledi sana? Bunu kim söyledi? O yaşıyor. Annen yaşıyor. Sen ne dedin? Bu doğru. Bu saçmalık. Kes şu saçmalığı. Yalan söylüyorsun. Ben doğruyu söylüyorum. Yalan söylüyorsun. Ne? Yalan söylüyorsun. Yalan. Çünkü benim annem öldü. Ve annemin ölümden sen sorumlusun. Sadece sen. Onu kendi ellerimle gömdüm ben. Annemin ölümüyle dalga mı geçiyorsun? Annemin, karının hayatta olduğunu nasıl söylersin? Ben karımdan bahsetmiyorum. Gerçek annenden bahsediyorum. Sen ne saçmalıyorsun? Hayır, senin karın benim annem. Bu doğru değil. Yeter. Yeter. Bunlar yalan. Yoksa bu bir utanç olsa da babam olduğunu unutup seni diri diri gömerim. Seni buraya gömerim. Anladım. Sen sorumsuz, aşağılık bir adamsın. Ve bunu sen de biliyorsun. Yine de seni affedebilirim. Ama annemin ölümüyle dalga geçme. Asla affetmem. Asla. Doğruyu söylüyorum. Balayla. Fotoğraftaki o kadın benim karım. Naziye karım ama o kadın... Senin gerçek annen değil. Annen değil.
Aslında biz hiç çocuk sahibi olmadık. Ölen kadının adı Nazia'ydı. Senin annen başka biri. Sen ne saçmalıyorsun? Ne diyorsun sen? Bencil çocuk. Ben seni büyüterek sana iyilik yaptım, biliyor musun? Ailen hakkında hiçbir iz yoktu. Ayaklarımı yıkayıp da günde iki şişe içki getirirsen ancak o zaman hayatını kurtarmış olmamın bedelini bana geri ödeyebilirsin. Anladın mı? Fotoğraftaki o kadın benim karım Nazia. Senin annen o yaşıyor. Ve bir deli. Şehir dışındaki bir akıl hastanesinde. Ne, bırak beni. Gerçekleri anladın mı şimdi? Yalan söylüyorsun. Hayatın boyunca yalan söyledin. Bugün de yalan söylüyorsun. Hepsi yalan. Sen de annen gibi delisin işte, deli. 25 yıl önce annemle ilgili yalan söyledin. Sen bir korkaksın. Sen sorumluluklarından kaçmak istedin. Ve bugün yine yalan söylüyorsun. Canımı mı alacaksın? Canımı mı alacaksın? Canımı mı alacaksın ha? Ha? Hayır Sultan. Hayır. Thank you.